Yukarı oynuyor, dikkat dikkat. Sağ. Antalya'nın en zorlu, Türkiye'de ise ilk 10'a girebilecek Yusuf Yusuf rotasına, yani 1050 metreye tırmanacağız. Bu etapta dik kayalar, uçurumlar, düz duvarlar ve çürük taşlar var. Hataya yer yok, en ufak hatanın sonu burada, burada ölüm. İşte size Sivri Dağ, Yusuf rotası. Bu faaliyette yalnız olmayacağım. Merhaba arkadaşlar, Fahri Altun ben. Sivri Dağ'ın müdavimiyim. Çok güçlü iki tane arkadaşımla bu dağın zirvesini hedefliyoruz ve başarılar diliyorum. Ben Mert, dağcılık sporuyla yaklaşık 6-7 senedir uğraşıyorum. Zorlu rotalara gittim fakat bu dağın zorluğunu çok duymuştum. Özellikle Yusuf Yusuf rotasını. Oldukça zor bir rota. Tamam, şansımızı deneyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Saatimiz 5.10. Zaman kaybetmeden tırmanışa başlıyoruz. Gece olduğu için yolumuzu bulmakta da zorlanıyoruz. Şafak sökmeye başladı. Güneş doğduğu anda işimiz daha da kolaylaşacak. Sol tarafımız gerçekten çok dik. Şöyle bir aradan gidiyoruz. Çok dikkat etmemiz lazım. Hocam bu manzara ne? Bulutların üstündeyiz. Çok güzel. Şu manzaraya değdi hocam. Güneşin doğuşu ile dik yamaçları dikkatli bir şekilde aşmaya başladık. Tırmanışın başlarındayız. Ama bu dağın şakası yok. Her yer çürük derken elime attığım taş bir anda düşüyor. Of! Hocam gördünüz mü? Şuradaydı, tuttum, çıktı gitti. Çürük taşlar var. Tuttuklarına dikkat etmemiz lazım. 1050 metrelik zirveyi bakalım tamamlayabilecek miyiz? İlk çürük noktamıza gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz etabı tırmanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir taş bir anda düşebilir. O yüzden tuttuğumuz her taşı kontrol ederek basmamız gerekiyor. Doğru mudur hocam? Düştüğümüzde şöyle sisli içine doğru gidiyorsun. Bilinmeyen bir yer. Zorlu bir etap. Bakın Allah. Bu dağda dokunduğumuz her yer çürük. Bu taş gidiyor gibi. Taş zaten çok kötü. Evet, çok kötü. Gerçekten kötü şu an. Taş! Fahri hocamdan azar istiyorum taş attığım için. Fahri hocamın işi de gittikçe zorlaşıyor. 15-20 metre önümüzü göremiyoruz. Rotayı yani seçemeyebiliriz. Kaybolabiliriz. Kaskını takma talimatını verdim ve kasklar takılıyor arkadaşlar. Hiç mutlu değilim. Şu oraya adımı attıktan sonra geri dönüş olmayacak. Tamamen aşağı bakmadan ilerleyebileceğim yaklaşık bir 400 metre var. Allah'ım sen yardım et bize. Gerçekten bizim için en zor etap, en zor duvar. Dik yamaçlar, çürük kayaların olduğu bölgeye geldik. Ve biz kayıt alıyoruz şu an. İnsan kendi ölümünü sanki çekecekmiş gibi hissediyor bazen, biliyor musun? Kendi diyorum Allah'ım düşüşümü kaydetmem inşallah bugün. İnsan kendi ölümünü kaydeder mi ya? Dağın sırtına ulaşmak için geçmemiz gereken zorlu, dik ve uçurumlar ile dolu yamacı tırmanmaya başladık. Kapanı ya daha doğrusu enfes bir görüntüye sahibiz, yalnız bulutlar kapatıyor. İzniyle yer. O işin orayı da? O iş bende hocam, ben halledeceğim. Hayır be, bana öyle geçiyor. Tamam. Böyle bir etap Türkiye'de yok. İnanılmaz zor ve tehlikeli. En küçük bir hata bizi öldürecekken aldırış etmeden tırmanmaya devam ediyoruz. Dünyadaki en ölümcül sporlardan birisi dağ tırmanışları. Yılda on binlerce insan böyle kayalara tırmanırken düşüyor, ölüyor veya teknik hatalardan dolayı hayatını kaybediyor. Biz bunun üstüne free solo bir şekilde görmüş olduğunuz gibi çok dik, zor bir etaptan tırmanıyoruz zirveye. Bunları da en iyi şekilde sizlere aktarmak için çok çaba gösteriyorum. Günün birinde bir Everest olabilir, neden olmasın. İlk mola yerimize geldik. Dinleyelim hocam. Öyle mi? Olur. Biliyorsunuz ki sen bana sponsor ve şu an evden çıkmadan önce şey kremin içine BCA koymuştum. Kaybettiğim enerjiyi bununla alabilir miyim hocam? Siz daha iyi bilirsiniz. Evet hocam, önümde sana katkı sağlayacağım.
çok iyi. Çıkarken birisini izlemek çok zevkli de. Sonra sıra geliyor ya. Allah'ım, ne yapacaksın şimdi? Harbi Mehmet ya. Bir dakika. Bizki 3 kat limit. Ha bir de şey çok kötü. Hani sol taraf uçurum ya. İnsanı psikolojik men yıpratıyor. Tamam hocam. Bu iş bizde. Let's go buddy. Evet. Şu an. Okey. Oh, kurtulduk hocam bu sefer de yaşayacağım. Sanırım psikolojimiz bozuldu. Uçurum kenarında. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Mario oynuyor gibiyim. Ölmeden. Evet. Şuraya bakar mısın? Bu gerçekten çok riskli bir dağ. Full fokus olarak devam ediyoruz. Bulunduğumuz yer 90 dereceye yakın. Buna rağmen elimdeki ve kafamdaki kamera ile kaydetmeye devam ediyorum. Evet. Yani. Hocam geliyoruz yavaş yavaş. Bir o kadar zevkli bir yer. Ya o kadar güzel ki şu an hava. Düşündüğümden güzel yani. Güneşin evet, yakıcı sıcağından nem bulutları bizi koruyor. Bir top kek, pot kek. İki de poğaçamız var ama poğaçalar erimiştir galiba. Aman dikkat hocam. Git bitmiyordu. Çık bitmiyordu. Tükendik. İnanılmaz uçurumlardan geçtik. Ekip şahane ilerliyor. Selamlar hocam. Ekiple ikinci molamızı veriyoruz. Susadın mı lan? Şey. Var mı bu ne? Hocam susamış galiba. Al gel. İçeceksin mi? Gel. Ekip biraz ileride. Onlara yetişmem de gerekiyor. Zorlu bir etap. Bakın nasıl rüzgar esiyor. Çok dikkatli ve kontrollü bir şekilde ilerlemem lazım. Dağlara tırmanması inanılmaz zordur. Dağlara çıkmasanız bile anlayabilirsiniz. Arkam gördüğünüz üzere uçurum. Yusuf rotası. Gerçekten yusuflatıyor. Ayaklarımı ellerim gibi kullanmak durumundayım. Bir elim boşa çıkarsa kapı yuttum demektir. Bakın sağ taraf uçurum. Evet. Yes be. Sivri Dağ tüm şatafatını gösteriyordu. Hocam bu ne böyle ya? Ben buradan geçemeyeceğim sanırım. Hocam çok korkunç bir yer. Hocam ya buraya nasıl geçtiniz? Of. Tamam. Ben burayı yapamayacağım galiba. Oo, kaya oynuyor. Ha, şu an gözü kararttım. Allah'ım. Hocam şunu tutmayın. O gidici. Of. Aman. Hocam. Mert hocam nasıl? Hocam. Hocam. Orada bir gözü karartmanız lazım. Gözü karartın. Devam edin. Of. Evet, harikasınız. İnanılmaz. Böyle bir şey yok. Evet, şu an her yer çekiliyor. Ya, bir şey söyleyeyim mi hocam? Ağzından yukarıya resmen çıkıyor yani. Of, çok kötü bir sonuç gelir değil mi hocam ya? Yani uçmayı öğreneceksin. Vallahi düştüğünde uçmayı öğrenirsin. Evet arkadaşlar. Hocam ben buradan bir çıkayım. Buraya geleyim demesinler. Tamam mı? Evet hocam. Uçmayı bilmiyorsan gelme abi. Sivri Dağ Yusuf rotası. Gelmeden önce yapılması gerekenler. Birincisi çok güzel bir eğitim alınması lazım. Deneyimli ekip arkadaşlarının olması lazım her ihtimale karşı. Ve en önemlisi burada soğukkanlı olacaksın. Yani ölümü ve her şeyi göze alacaksın. Bak.
Hocam ben böyle bir su getirdim yetmez diye. Damacana getirecektim de çağatamasını bahsedeyim. Ay canım ay. Az kalmış hocam, zorlu etapları atlattık. Şu an sadece dayanıklılık ve kondisyona bağlı ilerliyoruz. Fakat yine de temkini elden bırakmamak gerekiyor. Neden temkini elden bırakmamak gerekiyor? Birazdan göreceğiz. Bu oynuyor, dikkat. Bu oynuyor, dikkat, dikkat. Oo! Bir şey söyleyeyim mi? Hocam! Of! Parça elimde kaldı ya. Öf, nasıl koktu? Değil mi hocam? Bir anda çektim, atladım. Kayıtta mıydık abi? Of, buradan da kayıtta. Hayvan gibi kayaya güvendim ha. Fakat refleksim iyi olduğu için hemen attım ve ayağımı taştan çekmiştim çoktan. Yoksa o taş benim ayağıma düşseydi eğer şu an sakatlanırdım. Ekip büyük bir zorluk çekerdi. Ha da bırakırlardı beni, bilmiyorum. Onu düştüğünde görürdük. Ki Everest'te öyle yani. Everest gibi büyük bir dağa çıktığınızda diyelim ki düştünüz, yorgun düştünüz, sizi bırakıyorlar. Ya en çok bana ne koyar biliyor musun? Yanından insan geçiyor ya ve sana bir şey yapmıyorlar. Allah hepinizin belasını versin. Fahri hocam durmak bilmiyor. Fakat şu en son etap ben yemedi ya. Abi bu çok kötü. Önümüzde gerçekten sert bir duvar var. Gerçekten çok kötü. Yukarı çıktıkça artık korku artacak, adrenalin artacak, yorgunluk artacak. Düşme olasılığımız. Hocam bir durun hocam. Ben en arkadan gelmek istiyorum. Taş kağıt makas istiyorsanız kim önde ortada gidecek. Haydi. Taş kağıt makas. Siz hocam. Hadi bakayım. Hocam çok dikkatli olun ya. Son etap ama bizim için zorlu bir duvar. Nasıl çıktınız buraya? Bir yerden kavramam lazım. Tamamdır. Hani şu yarık bizim olayımız galiba. Kal abi orada. Hocam geldim. Kurtuldum Allah'a şükür. Bu sefer dövmedik hocam. Bu sefer de şuradan çıktık. Bu sefer dövmedik. Devam hocam. Burada sarılıp kalacağız şimdi. Evet. Fahri hocam asla. Durmuyor gidiyor. Aşağılara uçurum. Başka hiçbir şey demiyorum. Yaptığımız olayın farkına şu an vardım. Çok riskli, tehlikeli çürük noktalar. Şu taş oynuyor. Zirveye 1050 metreye çok az kaldı. Fakat inanılmaz yorulduk. Sabah 5'te başladığımız tırmanış 5 saattir sürüyor. Az önce bir tane birkaç tane boş kayaya bastım. Yani sis sadece ya, sis var. Bakalım lan. Yavrum sürüne sürüne yürü. Çok dikkatli olmam gerekiyor. En ufak denge bozukluğu beni düşürebilir. Kamerayı tutmakta bile zorluk çekiyorum. Emekledim valla. Emekleyerek geçtim. Ha? Evet hocam. Daha var mı ya? Hocam olmasın artık ya ben. Ben de bittim valla, ben de bittim. Tükendim bak hani. Ekipte artık ölüm sessizliği var. Zirveye geldik mi hocam? Zirveye gelmek istiyorum. Ayaklarım iflas. Bedenim yorgun. Geldik be. Biliyorum. Çakın hocam. Zorluğu başarmak herkesin harcı değil. Zorlu etapların ardından hedeflediğimiz noktaya ulaştık. Sivridağ faaliyetimizin zirvesine 1050 metreye gelmiş durumundayız. Zorlu etaplardan geçtik. İnanılmaz yorulduk. Kazasız belasız. Allah nasip etti. Şuraya dokunuyoruz. Allah, yıkıyorduk az da. Bunlar kan, ter, gözyaşı dediğimiz olay. Emek var. Kulüpte görüyorsun. Videoyu beğenin. Evet, evet. Yorum atın. Bu zorlu etabı yara almadan tamamladık. Fakat erken sevinmemeliydik. Bunun
daha inişi vardı. İniş etabımıza hazırız. Ben videolarımı genelde zirvede bitiriyorum. Fakat bugün inişi de çekeceğim. Çünkü siz inişleri çok merak ediyorsunuz. Arkadaşlar inişler çıkışların neredeyse 3 katı. İnerken bir yerlerden geçeceğiz. Videonun burasına kadar izlediyseniz orayı sakın kaçırmayın. Hocam bırakmayın beni. İnişler genelde daha tehlikeli arkadaşlar. İki elinizi kullanmanız gerekiyor. Ve çıktığımız yerlerden inemeyeceğimiz için farklı bir rota var. Buradan yuvarlandığımı düşünemiyorum. Çok güzel yuvarlandın. Beni burada bırakın hocam. Beni burada bırakın, gidin siz. Doping mi alıyorsunuz lan? Hocam buradan inilmez ya. Ne? Buradan inilmez ya. Ya görüyor musun? Vallahi inilir bayağı inilmez işte gördüğün gibi. İp açalım bana. Yusuf Yusuf olarak iniyoruz. Hocam bana ip açın, ben buradan inemem ya. Tam 12.58. Yes be. Çözümümüzü alalım ya. Hocam hoş geldiniz. Geldik. Türkiye'nin free solo kapsamında en tehlikeli dağına faaliyetimizi gerçekleştirdik. Aksiyon dolu bir video oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Efsane videolar gelecek. Evet arkadaşlar, bugün 3 katılımcı olarak gerçekten büyük bir keyifle faaliyetimizi yaptık. Çok yüksek oranda nem vardı. Ancak nem bizi güneşten korumuş oldu. Bu evet. İçinde tazyikaya kadar gittik. Üçümüz de performans birbirine yakındı arkadaşlar. Enfes bir, başarılı bir faaliyet oldu. Sivri Dağ'a ilk defa çıktım yani. Diğer evet. Dağlara çıktım. Buna benzer dağlara, Geyik Sivrisi gibi, ama Sivri Dağ kesinlikle başka bir level. Yani Yusuf Yusuf muydu? Yusuf Yusuf. Rota hakkını veriyor. Yani gelmeyi düşünen adam kesinlikle eğitimini alsın. Bunu da atlattık. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir şey.